Yepyeni Zula videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile sizlerleyiz. Bugün oyunun en güçlü karakteri olan Rocky'yi çıkaracağız ve onunla şöyle 25-30 dakikalık güzel bir video atacağım sizlere. İlk bakış videosu olacak bu arada. İsterseniz Rocky'mizi çıkartalım. Bakın Rocky şurada bizi bekliyor gençler. Buradan Rocky alacağız ama şu an ondan önce şurayı bir denemek istiyorum. Bakın burada bir tane zümrüt kasamız var. Altın kasadan çıkaranlar da var. Bana SS atanlar da var Discord'dan. Vallahi hayret ettik. Biz geçen yayında 30 tane zümrüt kasa efsanevi sandık falan açtık. Çıkmadı. Belki buradan çıkar. Çıkmazsa her türlü oradan çıkacak. Haydi şöyle açalım kasamızı. Hop. Evet çıkmadı. Bu arada arkadaşlar hesabımız şu an max. Karakterlerin fişini fullediğimiz için bakın açtığımız her sandıktan altın geliyor. Altınla da karakterlerimizi çok güzel bir şekilde yükseltiyoruz. Evet buradan çıkmadı. Şimdi etkinlikten alacağız. Etkinlikten alacağımız için de arkadaşlar yeni bir karakter haliyle 9000 düzeltiyorum. Haliyle nereden baksanız arkadaşlar baya baya 25.000'e yakın bir karakter jetonu toplamamız lazım Rocky'yi de maxlamak için. O zaman karakter almadan önce sizden çok ufak bir ricam var. Kanala abone olup videomuzu beğenin ve hype puanı yollayın arkadaşlar. Videoya gir çık yaparak toplamda bu işlemi 3 kez gerçekleştirip hype puanı atabiliyorsunuz. Yorumları sola doğru kaydırdığınızda hype puanı yolla var. Rica ediyorum şu videoyu hype sıralamasına sokalım. Uzun zamandır giremiyoruz. Herkes kişi başına 3 tane hype yollayabiliyor arkadaşlar. O yüzden sizlerden ricam bu videoya atabildiğiniz kadar hype puanı atın. Yan hesaplarınız varsa onlarla da atabilirsiniz. O zaman şimdi bu deli dehşet manyak karakteri almaya geliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Aldım valla. Bak şu an aldım. Sol tarafta yine çıkıyor bak. Bak burada bug'a girdi arkadaşlar. Sol tarafta çıktı. Demek ki biz bu karakteri aldık. Tamam. İnandım tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle oyunu aç kapı yapıyorum. Evet oyunu kapattık. Şimdi açıyoruz. Karakterimiz zaten geldi. Ödülleri de şimdi alacağız. Burada hala bir bug var ne yazık ki. Evet ödüllerimizi de alıyoruz arkadaşlar. Şöyle altın kasamızı açıyoruz. Direkt zaten Rocky'nin güzel bir şekilde jetonları çıkıyor. Buradan da 540 jeton çıkıyor Rocky arkadaşlar. Hop şöyle 540 kaç para veriyor çok önemli değil. Evet Rocky'nin de eşyaları yavaştan çıkmaya başladı. Çok güzel abi. Şuradan da şunları da alalım Rocky'yi. Çünkü atlatabildiğimiz kadar level atlatmamız lazım. Hemen şuralardan hop 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 diyelim. Rocky'nin jetonlarını alalım. Hatta şuradan bir zümrüt sandık daha açmak istiyorum sizler için. Karakterimizi de biraz daha fazla level atlattırmış oluruz böylelikle. Şuradan gelelim etkinlik bölmesine ve şuradan bir tane zümrüt sandık açalım. Rakimiz güçlenebildiği kadar güçlensin arkadaşlar. Evet şimdi geldik oyunun en güçlü karakterini seçmeye. Ama ondan önce şöyle biraz level atlattırmak istiyorum huzurlarınızda. Atlatabildiğimiz kadar atlatalım arkadaşlar. Çünkü 25-30 dakikalık video olacağı için biz de serisinden güzel güzel karakteri iyice değerlendirelim. İyice savaşalım milletle. Şunları falan hep açıyoruz. Evet 9 level. Hani diyorsunuz ya abi biz oynayana başladık karşımıza 20 leveller geliyor. İşte böyle arkadaşlar yeni bir karakter çıkıyor. O karakteri açıyorlar ve tık 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 direkt böyle fulliyorlar karakteri. Bu arada kostümümüzü de aldık. Karakteri fulledikleri zaman arkadaşlar direkt 0 kupada ilk girdiği maçta karşılarına kim gelirse acımadan öldürüyorlar. O şekil oldu biraz da. Şimdi bununki ucun mızrağı olduğu için ben bununla yine menzile veriyorum. Burada da bekleme süresi. Bombası çok önemli arkadaşlar. Aşırı önemli. İlk önce menzil. Sonra yarı çap. Bu da çok önemli. Av tüfeğimiz yine çok önemli olanlardan bir tanesi. Evet şu şekilde bir kombinasyon yaptık. Ve karakterimizi seçelim. Bayağı sağlam bir karakter ya. Harbi harbi var ya diyecek hiçbir şey yok. Bir de bunu arkadaşlar kesinlikle misket bombası çıkarmamız lazım. Onu da çıkardığımız müddetçe karakter yemin ediyorum ölmez. Şunu da açalım bir yandan böyle boş boş durmasın. Evet şunu da yardım isteğe bırakalım. Evet ilk maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. 50 kupa veriyor başlar başlamaz. Sesi de bir tık açayım. Buralar uzun sürerse ki gerçi çok uzun sürmez. Daha 0 kupa olduğumuz için direkt gerçek oyuncular atar. Buraları kesmeye çok da gerek yok. Karakteri anlata anlata gidelim. Karakterin pasifi zaten her şeyi bitiriyor arkadaşlar. Bakın birine vurdunuz veyahut da onu öldürdüğünüz zaman karakter hayvan gibi şişiyor. Resmen bir şişme kas tetikleniyor diyebiliriz. Tabii ki de bunun
En önemli özelliklerinden birisi de içgüdü. Bakın şu an şişlik, görüyor musunuz? Atladığımız rakibe ekstra hasar da veriyoruz. Şu şöyle ölsün. Abi vurduğumuz herkes tek yiyor be. Yemin ediyorum karakter çok güçlü, çok sağlam arkadaşlar. Buna dediğim gibi bir misket bombası, bir de en önemlisi şişme kas eklediğimiz zaman karakter uçar gider abi. Ya şu menzile bak, bir de bu, bak bu menzil kadar, bak şu yarı çap kadar bir de misket bombası yarı çap bırakıyor arkadaşlar ve daha fazla hasar vuruyoruz. Hop. Bam. Tamam. Her rakibe vurduğumuzda stamina biriktiriyoruz, strength biriktiriyoruz arkadaşlar. Bakın cam barımızın altında kırmızı bir çubuk var, görüyorsunuzdur. O çubuk biriktiği zaman biz hayvan gibi şişiyoruz böyle. Pasifimiz tetikleniyor. Ve o çubuğun altındaki kırmızı nokta bitene kadar da bu devam ediyor. Bakın görüyor musunuz? Sarı bir şekilde birikiyor bak vurduğumuz rakiplere. Bak canımızın hemen altında sarı bir işaret var. O tamamen fullendiğinde pasifimiz devreye giriyor ve şişiyor karakterimiz. Bir şişme kas tetiklenmesi gibi bir şey oluyor. Evet, şu an bir kişiye daha vurduğum zaman şişecek karakter. Şöyle rakiplerin yanına doğru gidelim. Ya çok sağlam karakter arkadaşlar. Gerçekten manyak deli dehşet bir karakter yani. Evet, şu an şiştik ve kırmızı işareti görüyorsunuz. Herkese tek atıyor abi. O kırmızı işaret dolduğu anda, yani şiştiğimiz anda gelene geçene tek atıyorsunuz gençler. Yani ben bu karakteri direkt 20 level atar, 20 level videosu bile sizlere çekmek isterim. Başka bir karakter olmuş abi. Bambaşka bir karakter olmuş ya. Yani buna kesinlikle bir nerf getirmeleri lazım. Çünkü gerçekten 10 level ile 20 levelleri kovalayan birçok adam tanıyorum ya. Ciddi ciddi birçok adam tanıyorum. Bir de şimdi efsanevi silah alalım. İyice şişeceğiz zaten. İyice güçleneceğiz. Bak ikisine de zehir verdim. Oo, direkt tek yedi. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi şiştik hayvan gibi ve bir yandan da sağlık yenilenmesi kazanıyoruz. Yani abi hasar yenilenmesi kazanıyorsun. Sağlık yenilenmesi kazanıyorsun. Aldığın hasarlar da daha az oluyor galiba. Yani hasar indirimi bile kazanıyorsun ya. Rakip sana 5 vuruyorsa 2'ye indiriyor mesela onu. Yani övmekle bitirilmez bir karakter olmuş gerçekten. Bak ben daha önce Zuba'da bu kadar güçlü bir karakter hiç görmedim. Ve bu karakter çıkalı neredeyse 4-5 ay oluyor arkadaşlar. Nerf falan değmedi. Yakın zamanda belki yer. Erken erişimde olduğu için nerf yememişti ama şu an erken erişimden çıktığı için nerf yeme ihtimali çok yüksek. Şöyle Duke'e bir merhabalar diyelim. Yine şiştik bakın. Hasar artışı. Ondan sonra can yenilenmesi ve hız artışı da var arkadaşlar. Hız artışını unuttum söylemeye. Bak hız artışı da kazanıyoruz. Nereye kaçacaksın Kardo? Bam. Sen de öl. Vallahi yine şiştim birader ben. Geçmiş olsun. Öldü o, öldü. Kaçamaz. Yani bunun bombasının yarı çapı da çok güçlü olduğu için kimseye acımıyor. Karakteri bir yandan anlatmaya çalışırken bir yandan da deneyimliyorum aynı zamanda. Ben de sizler gibi ilk kez oynuyorum bu karakteri. Bu arada normalde bu videoyu dün çekecektim ama yani ülke genelinde olan olay beni bayağı etkiledi yani. Yani polis olmak isteyen birisi için o dünkü şerefsiz polisimize kıyan. Yani o olay beni şey etkilediği için video çekmek istemedim yani. Evet şuraya doğru gidelim abi. Abi şimdi efsanevi silah da var ya. Of ya, bir tetiklensin şu bizim pasifimiz. İyice bir şişelim. Bir vurduğumuzda ikinciye vurmayız ya. Öyle düşünüyorum. Şurada adamlar VS atarken bir aralarına girmemiz yok mu? Beyler bir durun ya. Oy. Kanka biz onu yakalayamayız da şuradan mızrak alırsak ileri doğru atılma olduğu için çok güzel hızlandırır bizi bu.
Artık kaçmasanız mı arkadaşlar? Neyse Joey'e de vuralım, oradan da şişiyoruz. Karaktere bir eşsiz öğe olaraktan, bakın feromon esansı şişme kasa eyvallah, ama bir de yanına arkadaşlar bir roket aldığınız zaman manyak bir karakter olur. Uçar gider ya, kimse yakalayamaz, kimse de kaçamaz. Bak şu an şiştim. Hasarı gördünüz mü? Bruce bile neredeyse tek yiyordu. Şunu da alalım. Bak hızımız arttı, hasarımız arttı. Alınan hasar da azalacak galiba. Bir de en önemlisi sağlık yenilememiz oluyor. O da çok önemli bir detay. Tabii ki de bir levellere karşı bu şekilde savaşmak istemiyoruz ama ne yazık ki eşleştirme sistemi böyle olduğu için bizim de yapabileceğimiz çok bir şey yok. Direkt karakteri biraz level yükseltip karakterle video çekerken işte kupası düşük olduğu için düşük seviyeli oyuncular geliyor. Bu arada arka planda bir yol çalışması var, inşallah çok gelmiyordur, geliyorsa da rahatsız etmiyordur. Benim sesim bastırıyordur inşallah onu. Evet, 10 dakika olmuş. Daha böyle bir 20 dakikaya daha buradayız. Daha sizlerle dolu dolu savaşacağız. Bak karşımıza da bir rakip gelmiş. Ama leveli düşüktür diye düşünüyorum. Evet. Adam çıkarmış vallahi, helal olsun. Biraz olsun level de vermiş. Biz hemen şurada bir Efso'ya doğru gidelim gençler. Güzel silahlandık. Üzerine bir de ooo vallahi orada bir mızrak da var. Hemen şöyle tık tık vuralım. Çok güzel. Kardeş bir müsaade et daha. Gel oğlum buraya gel, nereye kaçıyorsun? Harikayız. Abi mızrağın alanına baksana be. Şu mızrağın menziline bak ya. Karakteri resmen uçuruyor ya, şuna bak. Kimse kaçamaz ki kanka bu şekil. Sağlık almayı bile gerek yok. Pasifimiz tetiklendikten sonra zaten otomatik bir şekilde sağlığımız doluyor bakın. Kendi kendine yükseliyor valla. Şurada birini mi gördüm ben? Yanlış görmüşüz. Adam birinden kaçıyor, birini yakalanıyor ya. Gel lan buraya. Güzel. Seri seri devam ediyoruz. 48 kupaya düştü. Yavaştan kupa yükseldikçe 2-2-5-5 düşüyor kazandığımız kupada. Şöyle Efso'ya direkt gidiyoruz gencolar. Ve Efso'dan çıkan silahla yargı dağıtmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi like atmayı ve hype puanı yollamayı unutmayın. Bunu yayında 2000'e kasarız. Şöyle güzel bir şekilde levelini verdikten sonra 2000'e kasarım arkadaşlar. Bunun 2000'e kasma yayını da yakın bir zamanda olacak. Kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oo, bittiniz beyler. Vallahi billahi bittiniz. Geçmiş olsun. GG diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Kim orada seni kovalayan? Oo, az önceki eleman gelmiş bak yine. Abi herkes direkt teke yolluyor şu pasif şişlikten sonra ya. Şuna bak kanka, of. Bak bu karakteri alacağınız 5 öğeyi sayayım mı arkadaşlar? Tabii ki de eşsiz öğelerle beraber. Abi feromon esansı, roket, şişme kas, çalı koşusu, bir de vampir dişi. Diğerlerine gerek yok. Gel lan buraya gel. Atla sen bakayım. Atlamadı. Burada olduğunu görmedim zannediyor da. Benden kaçmaz. Lan dur, ateş ölme bana öl. Hop.
Baba nasıl kaçıyor? Bak bak bak. Nereye kaçacak kanka? Küçücük harita kalmış yani. Devam ediyoruz. Evet, son attığım video vardı. 350 like istemiştim. 500'e yakın bir like gelmiş. Çok yakında sizlerin savaşlarını değerlendiriyorum serisine yeni bir bölüm daha çekeceğiz. O yüzden sizler de o bölüme katılmak istiyorsanız arkadaşlar, açıklama kısmına koyduğum Discord'dan gelip isminizi ve yaşınızı yazıp aramıza katılıyorsunuz. Ondan sonra güzel savaştığınız yerler varsa veyahut da aldığınız klipler varsa gereksiz yerlerini kesip Zuba Savaş Klipleri adlı odamıza atıyorsunuz. Biz de videomuzda inceliyor ve puanlıyoruz. Çok iyi. Lan o ateş ölmemişti oğlum ya. Lan niye herkes ateş ölüyor? Bir rekor denemesi yapardık. Ya bu da ateş öldü ya. Şaka mısın oğlum? Tüfeği daha yeni alıyorum bak. Hadi kalan herkes bizi öldürek. Bir 17 kilo ulaşak bu videoda. Haydi bakayım. Ya kaçma işte kardeşim, nereye kaçıyorsun be? Heh, 17 olduk mu? 16 olmuşuz. Vallahi 20'ye kadar çok rahat giderdik arkadaşlar da 4 kişi 5 kişi ateşi öldü. Neyse yine deneyeceğiz. Şöyle ortaya gidelim. Artık rekor denemesi yapıyoruz. Yani kendi kişisel rekorum değil. Bak kendi kişisel rekorum zaten 28. Onu kıramayız da 35'lik modda. En azından böyle bu videoda mesela şu an en yüksek 16 kile çıktık. 17'ye çıkmaya çalışalım. 18'e çıkmaya çalışalım. Seri seri şurada korumaları falan keselim. Haydi bakalım. Bak bak dur 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 dur. Tamam. Beyler ateş ölmek yok. Harikayız. Bekleyin, bekleyin. Bam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Devam ediyoruz. Oradakiler, kendi aranızda savaşmayın. Onu öldüreceğiz diye Efso'yu da alamadık. Oğlum niye hep Nix gelmiş ya? Bunlar sürekli vurkaç yapar ki bizden. Heh. Sıradaki. Tamam. Güzel. Abi herkesi biz öldürsek 20 oluyor. Lütfen biz öldürek herkesi. Öldürmeyin lan birbirinizi. Ben orada VS istemiyorum beyler. Lan gel ateş öleceğim. Çık buradan. Tamam. Salak mısın kanka ya? Of of. Lan ne güzel 20 kill yapacaktık dümdüz ya. Neyse 19 kill de güzeldir. Ya 20 kill'i kaçırdım ya. Böyle bir 20 kill çok güzel oluyor arkadaşlar ya. 20 kill'i kaçırdık.
Hiç sıkıntı yok. Karakter gerçekten muazzam abi. Yani anlatmakla bitirilmez bir karakter ki bende şu an görüyorsunuz. Daha misket bombası açık değil. Misket bombası aşırı etkili bu karakterde. Yani çok nadirdir arkadaşlar. Eşsiz öğeler varken gidip siz normal bir şekilde altın veyahut da gümüş öğelerle karakteri donatmanız. Yani eski stille oynayabilirsiniz bu karakterle. Hiçbir şekilde feromona falan da gerek yok. Sağlam bir şekilde karaktere alıştığınız sürece karakter sizi çok yükseklere taşır. Ve gerçekten de çok kolay etkinlik kasabilirsiniz bu karakterle. Bakın. Şurada mesela daha hiç adam akıllı oynamadım. Direkt 4000'e yakın bir şey olmuş. Tamam, bunun sıralama ödülleri çok güzel değil ama en azından her ödül bir hesabınız için yükseltme babında anlam ve değer taşıyor arkadaşlar. Hadi şunu bir 400 kupa yapalım. Ondan sonra videomuzun sonuna geliriz. Oo, 45'lik gelmiş, tamam. 500 yapalım o zaman. Vallahi arkadaşlar burada çalı koşumuz olsaydı 20'yi denerdik ama burada zor. Haritada çok geniş ve çok büyük olduğu için çok fazla dağılım söz konusu. Haydi bakalım yine deneriz. Yani yine bir 12'nin 13'ün üzerine çıkarız. 15 falan yapmaya çalışırız da. Efso nereye gittin be kardeşim ya? Oho, Bizanya'dayız, sen Konya'ya gittin kardeş. Lan öl lan. O eleman ölür mü zehirden? Harita çok büyük arkadaşlar, baksanıza ya. Karşıda herkes de, karşıya girene kadar ooo öldü ki millet. Karakterden kesinlikle kaçamıyorsunuz. Ciddi ciddi hiçbir şekilde kaçamıyorsunuz. Zaten mızrağı direkt ileri fırlatma olduğu için sizleri çok avantajlı duruma götürebiliyor. Evet, çalı koşulu Nix, bunu biraz zorlanırız diyecektim. Ayağını sıktı. Sağlığa gidecek duru da. Oh, tamam, takıldı, öldü. Nice. Uğraştırmadı bizi. Bir tane Louis vardı. Louis'yi öldürdünüz mü arkadaşlar? Evet, bir tane Larry var, o da şurada olması lazım. Aldığım sese bakacak olursak buralarda bir yerde olması lazım. Hadi oğlum neredesin? Aa, şurada. Dur, şunu öldürerek Paolo'nun da yerini gördüm. Tamam, o öldü. Paolo da şurada. Gel bakayım oğlum. Dışarı mı kaçtın? Şu an arkadaş oyunu yeneceğini düşünüyordu ta ki beni görene kadar. Açık alanda zor. Dediğim gibi roket lazım. Roketsiz açık alanda çok yakalanmamaya çalışın. Ama ya açık alanda da oynarsınız abi ya. Ben de şu an dediğim gibi eşya yok. Yani bir adam akıllı çalı koşumuz yok. Misket bombamız yok. Bunlar olursa zaten sürekli uzaktan uzaktan darlarsınız. Rakibe de aman vermeden fişini çekersiniz arkadaşlar. Evet, bu da son maçımız olsun. Şöyle yine korumaların yanına spamlanalım. Bunları öldürdükten sonra oğlum kaç tane yara geldi lan? 6 taneye yakın yara var arkadaşlar. 3'ü zaten bizim burada. Haydi bakalım, oyundaki tek rakip de biziz. Milletin gözü zaten iyice korkmuştur ya karakterden. Oo bak, efsane başlangıç diyecektim, orada mızrağı çaldılar.
Omuzra biz hemen iademizi alalım. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Adamlar da çalışmıyor, çalışmıyor. Tam benim video çekeceğim zaman çalışmaya başlıyor. Tam etkinlik kasma karakteri olduğunu söyleyebilirim bu karakter için arkadaşlar. Hani bizim komandoların bir lafı vardı ya. Havada, karada, denizde, batakta, çatakta, her yerde falan filan. Yani bu karakter gerçekten her yerde kullanılabilen bir karakter. Çalda da kullanırsın, açık alanda da kullanırsın. Buzulda bile kullanırsın abi ya. İleri atılma şeyi var çünkü karakterde. Bak mızrak sayesinde hop şuradan şuraya hiç suya değmeden gidebiliyorsun ya resmen. Çok muazzam bir şey yani bu bile. Güzel. İki kişi kalmış. Koskocaman haritada o iki kişiyi nasıl bulacağız ya? İnşallah onlar ecellerine gelir. Sanki birisi buraya doğru gelecek gibi düşünüyorum bak şu taraftan. Birisi gelecek gibi duruyor. Biz ortada kalalım. Ortası merkezdir. Herkes bu merkeze gelmek zorunda. Ateş de çember şeklinde geliyor. Çok iyi. Dairesel şeklinde gelmesi her zaman daha iyi. Saklandıklarını düşünmüyorum. Küçük leveller saklanmayı akıl etmez. Çünkü küçük levellerde çok fazla böyle dengesizleştirme sorunu olmuyor. Yeni karakter çıkartanlar da abi birbirlerini bulmuş adamlar. Böyle yeni karakter çıkarsa veyahut da yeni karakter erken erişimden çıkarsa arkadaşlar o zaman eşleştirme sistemi böyle biraz dengesiz olmuş oluyor. Evet güzel. Son maçımızda 15 kill'le noktalamış olduk. Şöyle bakayım. Tamam 400 bilmem kaç küsür kaç olmuş. 443 yeterli kafidir abi. Bunu zaten 500'e ben tamlarım. Bunun ödüllerini de alalım arkadaşlar serisinden. Evet şöyle. Güzel. Ben bunu zaten şimdi takır takır oynar hızlı bir şekilde 15, 16, 17 levele çıkartırım gün içinde. Ondan sonra 20'ye attığım zaman direkt sizlere dünya birincilik savaşlarını canlı yayında yapacağız. Hatta belki bu cumartesi yetiştirirsem bu cumartesi bile yapabiliriz arkadaşlar. Evet şuradan da bir tane ödül almışız. Evet bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Siz bu karakteri nasıl buldunuz bana sorarsanız oyunun şu an en güçlü metanın özellikle en güçlü karakteri. Levele bakmaksızın herkesi çok kolay bir şekilde yenebilen, alt edebilen ve eşsiz öğeler olmadan yani feromon, kas, roket, ne bileyim dürbün, elektrikli eldivenler falan bunlar olmadan bile çok rahat kullanılıp hatta dünya sıralamasında 10.000'e kadar bile çok rahat kasabileceğiniz bir karakter. O kadar da iddialı konuşuyorum. Ya tabii biraz karakteri tanımanız lazım. Karakterle bütünleşmeniz lazım. Ne zaman kaçmanız, ne zaman saldırmanız gerektiği konusunda karakterle iyice bütünleşmeniz lazım. Ben zaten yakında bunu 2000 kupa yaptıktan sonra size nasıl oynanır videosunu da çekerim. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmaz. Herkes bu karakteri yavaştan çıkarmaya başladı. Şu an en temel sıkıntılardan birisi de karakter nasıl oynanır? Bunun üzerine çok fazla sorular geliyor bana. Tabii ki de bunu ben hemen size söyleyemem. Ya şu an tabii aklımda 3-5 karakter hakkında bir şey oluştu ama şöyle bir 20 maç daha attığım zaman iyice karakteri çözümler. Sizlere de güzel video şeklinde nasıl oynanır sunabilirim. Arkadaşlar videoya hype atmayı tekrardan unutmayın atmayanlar için. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bakın bu videoya en az 500 like bekliyorum. İlk bakış videosu ve çok güzel oyunun en güçlü karakteri üzerine ilk bakış videosu. Yani atabildiğiniz kadar like atarsanız seviniriz. Yeni videolarda ve yeni yayınlarda görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Bay bay.